Türk Tabipleri Birliği'nin Ekim ayı sonlarında başlattığı ve kendisini 23-27 Kasım İstanbul-Ankara yürüyüşüyle gösteren beyaz yürüyüş sonrası özellikle haklarımızın verilmemesi nedeniyle bu beyaz nöbet ve beyaz grev kararı alınmıştır. Hem beyaz nöbetin hem de beyaz grevin çok somut talepleri vardır. Bunlardan en önemlisi hekimlerin özellikle insanca yaşayabilecekleri bir temel ücret almaları ve bu alınan temel ücretin emekliliğe de yansıyacağı bir şekilde düzenlenmesidir. Onun dışında özellikle halkın sağlık hakkının yeniden düzenlenmesi ve sağlıkta dönüşümün getirdiği yıkımların sona erdirilmesi açısından özellikle halk sağlığını önceleyen, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini önemseyen bir yeniden bir sağlık reformunun yapılması gibi çok somut bir talebimiz var. Bunun yanı sıra özellikle 540 civarında sağlık çalışanının öldüğü COVID-19 sürecinin meslek hastalığı olarak sayılması için mücadelede ediyoruz. Yine hekimlerin ek göstergelerinin 7200'e çıkarılması, diğer sağlık çalışanların ek göstergelerin 3600'e çıkarılması için mücadele ediyoruz. Bir de bizim son 15-20 yılda çok fazla artan bir sağlıkta şiddet vakamız var. Ne yazık ki bu sağlıkta şiddet son dönemde canımızı da almaya başladı ve günde 40'ı 50'yi bulan şiddet vakalarıyla uğraşıyoruz. Bu sağlıkta şiddetin önlenmesinde en önemli yollardan bir tanesinin sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sağlıkta şiddeti önleyecek bir sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılması için de bu mücadelemizi yapıyoruz.